Şimdi Napolyon savaşı kaybettiğinde komutanları kağıt üzerinde demiş ki şuradan gitseydin, şöyle gelseydin bu savaşı kazanırdık. Napolyon demiş ki kağıt üzerinde olsaydı ben de öyle yapardım ama kağıt üzerinde olanla sahada olan öyle olmuyor demiş. Türkiye geçmiş dönemde bol vaatler duydu. Yani vaatler adına duymadığımız şey kalmadı. Şöyle bir hafızamı yokladığımda Cem Uzan'ın yaptığı vaatler aklıma geliyor. Mazot 1 TL olacak da bilmem üniversiteler şöyle olacak da falan. En son seçimde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bile işte bölgelere göre askerliği sahil beldelerinde falan yapma vaadi. %7,5 aldı ve endişe yarattı aslında. Tabii. Cem Uzan'ın o çıkışları. Şimdi geçmişte iki anahtarlar işte bilmem asgari ücretlerin Sayın Haydarbaş 5.000 lira olarak öneriyordu falan. Vaatler bir yere kadar sizi götürebilir ama ulaşmak istediğiniz hedefe götüremez. Yani bir süre sonra malum meselede olduğu gibi 3 mektup yazar, kendinizden sonrakini uyarırsınız ve arkanızı döner gidersiniz. Şimdi burada söylenenler güzel. Yani yapılması, vaat edilen şeyler güzel. Ama bunların icraata dökülmesi konusunda çok yeterli bir şey yok. Ben Ersan Hoca'ya şunu söylesem, desem ki Ersan Hoca ben bu masanın üzerine çıkarıp 200 TL bırakacağım. Aha da cebimde kaynak. Ben bunu yapacağım. Kaynağı gösteririm. Ama ben Ersan Hoca'ya dönüp de Ersan Hoca ben sana 2 milyon TL'yi şimdi çıkarırım. Bak şu anda çıkarırım dediğimde Ersan Hoca der ki neyle yapıyorsun? Bana kaynağını söyle. Şimdi bu birinci sıkıntımız. Yani anlaşılan İYİ Parti ve Sayın Meral Akşener siyaseti iki kulvar üzerinden götürecek. Bir, mevcut iktidarı şeytanlaştırma, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör iması yapma, işte 28 Şubatçılara bu iktidarı başımıza siz bela ettiniz deme. İkincisi bol bol vaatler. Ama bunlardan önce yapılması gereken şeyler var. Yani bir parti tüzüğünüzü açıklarsınız, bir yol haritanızı açıklarsınız. Dersiniz ki ekonomik anlamda ben şunları yapacağım ama şu konuda da şu çalışmalarım var. Terör konusunda mesela ben dikkat ettim, Sayın Meral Akşener'in söylediği 3-5 cümle bile yok. Halbuki Güneydoğu meselesi şu anda terör. Onlar da Doğu ve Güneydoğu sorunu diye adlandırıyorlar. Kürt sorunu ifadesi yok. Terör sorunu ifadesi yok. Ama yani bu iş böyle çözülmüyor. 40 senedir biz bunu gördük. Güneydoğu sorunu deyip geçiştirmekle bu iş çözülmüyor. Yani orada uygulamaya koyacağınız bir yeni formül var mı? İnsanların ya bu formülle çözülebilir diyeceği bir hikayeniz var mı? Recep Tayyip Erdoğan çıktı, çözüm süreci dedi. Oldu olmadı bu ayrı bir şeydir ama ortaya bir şey koydu. Şimdi Güneydoğu sorunu dediğinizde bu olmuyor. İki, Türkiye şu anda bütün televizyon kanallarında ben bunu söylüyorum Oğuz Hocam. Dünyada 3 terör örgütünün aynı anda saldırdığı başka bir ülke yok, Türkiye. Ulusal güvenlik sıkıntımız var. Bugün Meral Akşener'i dinliyorum. Neredeyse bu konuya hiç girmeyecek. Hani neredeyse. Vurguluyor ama üstün körü bir şekilde geçiyor. FETÖ konusu bu ülkenin 40 yıllık sorunu. Ama FETÖ ile ilgili bir cümle var. Konuşmasının tamamı, diğer hataların tamamı mevcut 14 programda yıllık ağırlıklı var. Yani o araya konuşmasında işte FETÖ sorununun aslında son 14 yıldaki icraatlarının tamamen AK Parti'nin hatası olduğunu söylüyor. Geride kaldı. Kendisinin de iktidarda bir bakan olduğu dönemdeki FETÖ yapılanması ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. İki, evet hep şunu söylüyoruz. 15 yıldır AK Partililer de bunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Diyor ki bizim iyi bir muhalefet partisine ihtiyacımız var. Hakikaten bu doğru. Yani 7 Haziran döneminde CHP'nin halka yönelik iyi muhalefet yapması AK Parti'yi 1 Kasım'da AK Parti'nin aklının başına gelmesine neden oldu. Asgari ücretin şey yapılması başta olmak üzere. Oya da tahvil etti. Evet. Şimdi bu anlamda iyi bir muhalefet partisine en çok AK Parti'nin ihtiyacı var, milletin ihtiyacı var. Ben yeni bir partinin ortaya çıkmasından dolayı sevinçliyim. Şundan dolayı mutlak güç zaman zaman siyasi partileri güç bende algısıyla şımarıklaştırabiliyor. Yani bu AK Parti açısından yeni bir rakibim var. Biraz daha iddialı bir rakibim var. Ben daha iyi hizmetler yapmak zorundayım yolunda AK Parti'yi zorlayabilir. Ama bu sadece ismen olmamalı. Yani Sayın Meral Akşener'in ismiyle ve kuru vaatlerle bu iş götürülmemeli, konuşulmamalı diye düşünüyorum. Ekonomi ve güvenlik konularında bizim biraz daha galiba sabırlı olmamız lazım. Yani bu partinin bize önereceği herhalde bir yol haritası olmalı Ersan Hocam. Yani ekonomi konusunda biz şu önerilerde bulunuyoruz ama nerelerden yani, kaynakları bulacak ve nerelere harcayacak? Tabii yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim adım Kemal ben parayı bulurum demesi gibi bir kuru vaatte olmaması lazım. O vaatlerin kaynağının olması lazım. Bir sıkıntı Ersan Hocam söyledi. Siyasette yeni isimler, evet İYİ Parti'de yeni isimler var ama bir yandan da incitmek, kırmak istemem ama siyasetten çoğunlukla millet tarafından siyasetten kovulmuş isimlerin de toplandığı bir parti havası veriyor. Her kesimden insanın, her kesimden, her partiden dışlanmış kişilerin olduğu bir şey. İlk bölümde bir şey söylemiştim. Demiştim ki Sayın Meral Akşener yurtta sulh, cihanda sulh söylemini bu millete çok iyi anlatmalı. Buna bir ekleme daha yapayım. Yani bu partinin içinde bizzat şu anda kurucuları arasında yer alan bir isim. Bu parti, partiye geçmeden önce bu parti FETÖ'nün talimatıyla kuruldu diyerek Meral Akşener'i bizzat FETÖ'cülükle itham etmişti. Katılmıyorum ama bu isimlerin de bunlara açıklık getirmesi lazım. Niye? Toplumu ikna etmeden ilerleyemezsiniz.